ailelerimiz, arkadaşlarımız ve aileleri bizlerle beraber. Evet, hepsi birbirine şeker. Hatay'dan Züleyha. Züleyha Hanım. Evet, sizi çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Kız kardeşine aynen benziyor. Maşallah, evet. Maşallah. Aynısı çok benziyor. İkinize de benziyor. Maşallah. Allah ona uzun ömür versin, İnşallah. Hidayet versin, cennet nasip etsin. İnşallah. Ahmet Bey. Bingöl'den Fatma Hocam. Ahmet'in ablası. Annem gelecekti. Ailecesi çok seviyoruz hocam. Canımızdan çok seviyoruz. Annem hasta olduğu için gelemedi. Ben onları işte temsil ediyorum. Anneni ellerinden öpüyorum. Saygılarımı, selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah. Yakışıklı Can. Balıkesir'den Nursel ve Ahmet kardeşim. Nursel. Annem evet. Nursel. Nursel Hanım. Sizi çok seviyorlar hocam. Maşallah. İmanlarına vesile oldunuz maşallah. Maşallah. Nursel Hanım içeri bir girdi, melek girmiş gibi maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Sizi çok seviyoruz hocam. İki evladım ve ben. İnşallah sonsuza dek sizinleyiz. İnşallah. Sizi gerçekten çok seviyoruz. İmanınıza vesile oldunuz. Allah imanınızı daha da artırsın. İnşallah. Cennette kardeş etsin. İnşallah. 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 O Osmanlı yiğit. Anlat bakalım. Düzce'den Osman hocam, babam. Annem de gelecekti ama rahatsız olduğu için gelemedi inşallah. Adı Osman, zaten Osmanlı. Evet, inşallah. Maşallah. Hem kardeşim hem benim sizi tanımamıza, sevmemize ve imamımıza vesile olmuştu inşallah. Allah razı olsun. Hepsi baba eskilerden ama değil mi? Evet inşallah. Maşallah, çok eski yıllardan. Evet. Kaç yıl öncesinden? Efendim, yani 2009'dan beri sizi sürekli olarak takip ediyorum. Maşallah. Kitaplarınızı okuyorum, yayınları takip ediyorum. Ondan önce de 90'lı yıllarda kitaplarınızı ben rastlamıştım, almıştım, okumuştum. Fakat sürekli olarak takip etmeye başlamam 2009'dan itibaren. Allah razı olsun, İslam'ın gerçek yüzünü bize tanıttınız. Deccaliyetin üstündeki örtüyü kaldırdınız. Deccali tanımayı nasip ettiniz. Deccal'in başyapıtı diyebileceğimiz Darwinizmi insanlara anlattınız ve onu dünyada bir tekfir olarak alt ettiniz inşallah. Dünyada sizden başka evrim teorisini, Darwinizmi anlatan, gerçek yüzüyle anlatan kimse yok. Evelallah, yerle bir ettik hakikaten ve devam edeceğiz. O bakımdan çok büyük hizmet ediyorsunuz, çok Allah büyük hizmet yapıyorsunuz. Yine dünyada Mehdiyet'i tanıtan, savunan, anlatan, insanlara tanıtan siz oldunuz. Sizden başka, kimse anlatmıyor hakikaten. Sizden başka hiç kimse Mehdiyet'i anlatmıyor. Hatta şu anda Türkiye'de, dünyada Mehdiyet yok diyorlar. Mehdiyet gelmeyecek diyorlar. 300 sene var, 500 sene var diyorlar. Ama Mehdiyet'i gerçek olarak bizlere siz tanıttınız. Şu anda da Mehdiyet'in zamanı zaten. İnşallah çok az kaldı. İnşallah. Bu bakımdan Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine münafıklar konusunda sizin çok büyük gayretleriniz sayesinde biz münafıkları, gerçek münafıklığı tanıdık. Yazdığınız Münafık'ın Derin Karanlığı kitabı şu anda münafıkları ayna gibi gösteren, anlatan bir kitap. Turnusol kağıdı gibi, şablon gibi üzerine koyduğunuz zaman hemen anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Baba çok şuurlu maşallah. Çok şahane. Yani, biz önceden işte münafık dendiği zaman ya işte kusuru var, hatası var deyip geçiyorduk ama öyle değilmiş. Münafıkların gerçek yüzünü siz anlattınız, siz gösterdiniz. Maşallah. Allah razı olsun. O kitap tabii çok çok önemli. Oradan herkese bir pay çıkıyor. Onu alıp o şablonu kendi üstünüze koyduğunuzda sizin de orada bir takım şeyleriniz beliriyor. Ha, bunlar bende de varmış diyorsunuz. Maşallah. Kendinize bir ayar çekiyorsunuz, ayar veriyorsunuz inşallah. O bakımdan Allah razı olsun, ona siz vesile oldunuz. Ayrıca bu kitap, Münafık'ın Derin Karanlığı kitabı, çok önemli bir kitap olarak görüyorum ben. Arkadaşlarımız da öyle. Çünkü tarihte böyle bir kitap yazılmamış, böyle bir eser yazılmamış. O ne doğru. İslam tarihinde ne dünya tarihinde böyle bir kitap yok. Bunu ilk defa siz yazdınız, siz gündeme getirdiniz.
O bakımdan Allah sizi vesile etti. Allah razı olsun diyoruz. Allah size uzun ömür versin. İki tane evladımla, kızımla, oğlumla uzun zamandır sizi takip ediyoruz. Sizi çok beğeniyoruz, severek izliyoruz. Yanınızdayız. İnşallah Rabbimin izniyle mezara kadar değil, sonsuza kadar sizin yanınızdayız. İnşallah. Maşallah, maşallah. Elhamdülillah. Mukbil güzel anneni bana bir anlat bakayım. Güzel anneni kendisi anlatsın. Hocam, babam selamları var. Biliyorsunuz o da uzun dönem Sarıyer Belediye Başkanlığı yaptı. İstanbul Vali Yardımcılığı yaptı. Evet. Emniyetten sorumlu. Annem Doktor Günay Yalçın, çocuk doktoru. Bizi büyüten dünya tatlısı insan. İnşallah. Sağ olun. O kendisi. Evet, inşallah. Hocam, bizim de öyle. Aynı şekilde bir insanın sahip olabileceği çok imkanı sahip olmamıza rağmen kalbimizdeki o huzuru, kurtuluşu, mutluluk inşallah sizin bana karşı olan sevginiz, sabrınız, şefkatiniz, merhametinizle biz öğrendik inşallah. Allah'a yakınlaşmamıza, Allah'ı sevmemize, çok sevmemize vesile oldunuz inşallah. Kur'an'ı bilmemize, Kur'an'ı yaşamamıza vesile oldunuz. Allah razı olsun hocam inşallah. Evet, maşallah. Asiye verin benziyor. Düzgün yaşıyorlar, evet. Kendilerine iyi bakıyorlar. İnşallah. Sizi İnşallah. Çok seviyoruz. Evet. İyiyiz yani. Bence de onlar mutlu, biz de mutlu. Evet, maşallah. Maşallah. Yakışıklı babayı da dinleyelim biraz. Babam Balıkesir'den Kemal. Sizi sürekli takip ediyor hocam. Yayınlarınızı izliyor. Ve kitaplarınızı okuyor sürekli. Onun da imanına vesile oldunuz. Benim de. İnşallah. Evet. Maşallah baba çok keskin. James Bond gibi maşallah. Allah nuruyla sarsın. İnşallah. Cennetiyle şereflendirsin. İnşallah. Sen bu güzel anne bayağı bir kişi yetiştirdi diyorsun. Elhamdülillah maşallah. Hocam biz Giresun'da yaşıyorduk. O zaman imanı ne olduğunu bilmezdik. Kur'an'ı hiç okumazdık, bilmezdik. Okununca nasıl anlayacağımızı da bilmezdik. Allah'a çok şükür sizin eserlerinizle biz hocam kitaplarınızı okuduktan sonra Kur'an'ı okumaya başladık. Annem de Allah razı olsun orada 2-3 tane daha kardeşimizi işte burada bildiğiniz o Kadir var, Uğur var, işte Ahmet var. Onları da bizi büyütüp size teslim etti. Çok da mutlu Allah'a çok şükür. Giresun'dan Necmiye Işık hocam şu an. Anne tam Karadeniz'in aslanı. Maşallah. Onlar mutlu, ben de mutluyum. Daha ne olsun. Ah sevelim Meclis. Allah hepinize uzun ömür versin. İnşallah nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Bunu cennette hatırlayacağız bu sahneyi. İnşallah. İnşallah böyle toplanmıştık diyeceğiz. İnşallah. Sıra sıra herkes kendini görecek. İnşallah. Bu sahneler hep tespit ediliyor şu an. İnşallah. Kendi hafızalarımız ayrı tespit ediyor. İnşallah. Ve üzerimizde, sağımızda, solumuzda olan iki şuur tarafından da ayrıca tespit ediliyor. İnşallah. Mevcut diğer şuurlar, göremediğimiz burada olan diğer şuurlar da bunu tespit ediyorlar. Ahirette diyeceğiz. Ne kadar şahane. Yani her cepheden, sağdan, soldan. Hatta şaşırıyor insanlar yani, hatta imtihan edilen insanlar var, küfür ehli bile şaşırıyorlar, onlar bile şaşırıyorlar. Ya diyor, bu nasıl bir şeydir ki en ufak bir detayı bile kaçırmamış, hepsini tespit etmiş diyorlar. Ta çocukluktan itibaren bütün bilgiler kodlu. Hiçbir maddesi, hiçbir bölümü geçilmiyor. Hepsi bilinir. Ama mümin ise utanacağı bir şeyse Allah onu göstertmiyor. O kadar. Ya bu annenin güzelliği nedir bakayım Şerif? Böyle bir anlat bakayım. Hocam o da sizin vesilenizle inşallah imanı, sizin yazdığınız kitaplara, çok hikmetli kitaplarla imanı tanıdı. Hepimiz öyle. Dünyadaki birçok insan gibi. Allah çok güzel bir kader yazmış. Size 8 milyar insanın içinde sizin yanınızda nasip etti bizi. Kaderimizi sizin yanınızda yazmış. O da sizi çok seviyor. 5 tane daha kardeşim var. 5 kardeşimle beraber hepimizi sizin yanınızda sonsuza kadar görmek istiyor inşallah. Maşallah. Maşallah. Hocam elhamdülillah hem çocuklarımın hem benim hem eşimin imanına vesile oldunuz. Allah'ı nasıl sevmemiz gerektiğini öğrendik. İmanımızın vesilesi sizsiniz inşallah. İnşallah. O doğru yani hakikaten milyonlarca insanın imanına vesile oldu. Bu doğru. Bu bir zincirleme iman vesile olması var. Mesela bir insan iman ediyor, vesile oluyoruz.
Ama o söylemiyor neden dolayı olduğunu. Bir başkası da ondan etkileniyor. Bir başkası ondan etkileniyor. Zincirleme. Mesela Türkiye'de muazzam bir iman patlaması oldu. Muazzam. Yani artık ateist genç bulmak mumla aranıyor. Bulamıyorsun. Yok. Herkes imanlı maşallah. Allah daha da iyi etsin inşallah. Hayırlı sarsın. Hocam Kur'an Müslümanlığını sizden öğrendik. Sizin vesilenizle öğrendik. Allah razı olsun. Gerçekten yani sizin vesilenizle, kitaplarınızla gerçek İslam'ı öğrendik. Kur'an'da olan gerçek İslam'ı öğrendik. Allah razı olsun. Sizi canımızdan çok seviyorum. Allah severim ben sizi. İnşallah hocam sonsuza kadar Rabbim hiç ayırmaz. İnşallah. Annenin sevgisi çok şeker. Bayağı tatlı bir kadın. Bayağı imanlı. Bir de ekip anne Osmanlı. Yani aşiret şeklinde aile maşallah. Bayağı kalabalık. Çok seviyor. Sabahlara kadar böyle sizi takip ediyor. Annem ve bütün ailemiz hepimiz sizi canımızdan çok seviyoruz. Maşallah. Allah şaşırtmasın. Allah hayırla bereketle sersin. 1979'da Ankara'dan İstanbul'a geldiğinizde tektiniz. Sonra Allah sizin samimiyetiniz, kararlılığınız karşılığında şu an yüz binlerce insan sizin fikirlerinizi savunuyor. İnşallah sizin vesilenizle imana vesile oldunuz inşallah. Maşallah. Şu andaki sevgi anlayışını hocam biz tam sizde gördük inşallah. Herkese olan eşit yaklaşımınız, ya Atatürkçü kesime de, Hristiyanlara da, Musevilere de inşallah bakış açınız, onlara sevgi dolu yaklaşımınız bizim size yaklaşmamıza da vesile oldu. Çünkü herkese çok büyük sevgi duyuyorsunuz. Biz de onun için sizi çok seviyoruz hocam. Maşallah. Can bu annenin güzelliği ne bu böyle bu? Vesileniz de hocam. İmanımıza vesile oldunuz. İman nuruyla Allah güzelliğini de arttırdı maşallah. Sevgiyi sizden öğrendik. Bütün dünyanın sevgiye ihtiyacı var. İnşallah. O da sizin vesilenizle olacak inşallah. İnşallah. Allah'ı nasıl sevmemiz gerektiğini sizden öğrendim. Yani bütün yaratılanın sevmeyi sizden öğrendim. Sevmeyi bile bilmiyormuşum sayenizde. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun sizi tanıdım. Kaderimde olduğunuz için hepinizi çok seviyorum. Çok kaderli insanlarsınız. Maşallah. Evlatlarımla sizinle olmak beni çok mutlu ediyor. Maşallah. Hepiniz kaliteli, nezih insanlarsınız. Sizi çok seviyoruz. Maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Şimdi bize saniyeler gibi gelecek. Bir süre sonra ahirete geçeceğiz. Burada hiçbir kişi kalmaz. Bu bina falan da kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Dünya da kalmayacak, toprak da kalmayacak. Buralar dümdüz olacak. Cennet mekanı çok güzeldir. Yani orada her şey salim, her şey düzgün. İnşallah cenneti hak eden insanlarsınız. Yüzünüzde öyle bir cennet ışığı görüyorum. İnşallah Allah hayırla, bereketle, güzellikle bizleri bu güzel mekanda ağırlayacak. İnşallah. Cenab-ı Allah'a layık oluruz inşallah. İnşallah. Ona layık kullar oluruz. İnşallah. İnşallah.